hafta sizlere kültürel mirasımızın en yoğun hissedildiği Şehzadeler Şehri Edirne'den merhaba diyoruz. Edirne, Osmanlı saray mutfağının lezzetlerini yansıtan bir mutfak kültürüne sahiptir. Balkan ülkelerinin mutfağı ile etkileşimleri bulunmakta, ancak daha çok etkilediği yöndeki örnekler çoğunluktadır. Muhteşem Selimiye Camisi ile ülkemize gelenleri ilk karşılayan sınır kentimiz Edirne mutfakta. Mutfak başlıyor. Ben Emre Almadık, 20 yaşındayım. Edirne köftesini meşhur yapanlardan birisi benim babam, ismi Osman Almadık. 1973 yılında amcasının yanında çıraklık yaparak bu işe merak salmış. 1988 yılında kendi işletmesini açmış. Kendi işletmesini bugüne kadar en iyi şekilde sürdürebilmeyi başarmış. Şu an açtığı güne göre bayağı bir geliştiğini görebiliyoruz. Bu Edirne köftesini biz kendimiz imal ediyoruz. Sadece dananın kaburga etinden yapılıyor ve bir yaşını geçmiş danalardan ve özellikle Trakya hayvanlarını kullanarak yapıyoruz. Baharatını, ekmeğini kasapta biz ete katıyoruz ve bu şekilde çekiyoruz. Kasaptan aldıktan sonra eti kendi imalathanemizde soğanla ve özellikle elle yoğurarak köfte haline getiriyoruz. Bu köfte özellikle mangal ateşinde, kömür ateşinde daha lezzetli olur. Bu köftenin pişimindeki ateş ne çok hızlı olacak ne çok yavaş olacak. Çok hızlı olduğu takdirde köftenin dışı pişer, dışı kararır. Yalnız köfteyi böldüğünüz zaman içi kırmızı kalır. Köfte çok yavaş bir ateşte, kısık bir ateşte piştiği zaman yağı hiçbir şey kalmaz. Lezzet anlamında bir sürü şey kaybeder. Biz müşterilerimize köftenin yanında salçayı ikram ediyoruz. Yanında çeşit olarak özel Edirne yoğurdu, inek ve koyun yoğurdu karışık, bunu ikram edebiliriz. Yanında kendi imalatımız olan piyaz, fasulye piyazı. Onun yanında cacık ikram ediyoruz. Kendi soğanımız. Bunun yanı sıra salatamız var. Köfteden sonra kendimiz için ürettirdiğimiz tatlılar var. Bunları köftenin yanında ve köfteden daha sonra müşterilerimize ikram ediyoruz. Özellikle gelen müşterilerimiz bizim yaptığımız salçayı beğeniyor. Bu salçayı biz Edirne'nin Karaağaç bölgesindeki yetiştirilmiş acı biberlerden, kırmızı biberlerden yapıyoruz. Bugün önümüze koyduğumuz piyaz günün kaynayan fasulyelerinden oluşur. İçinde soğan, fasulye, marul ve avuçtan oluşur. Cacık, yoğurt ve salata, ayrıca az bir şey de sarımsak koyuyoruz içine. Yalnız bizim cacığımızda özellikle bu Edirne bölgesinde genelde böyle yaparlar, Trakya bölgesinde. Cacıkta hiç su koymuyoruz. Bir tane de uç kar. Hemen abi. Salata bir, piyaz bir. Üç kuşaktır bu yapılan köfteciliği ben de yapmaya karar verdim. Kardeşimle birlikte bu işe merak saldık. Bu işi biz devralmaya karar verdik. Bu işi yapmak için Edirne dışında bir yere şube açmadık. İş yerlerimiz Edirne içindedir. Ve Edirne'ye gelen bütün misafirlerimize hizmet etmekten mutluluk duyarız.